Ses tonuyla da anlatmasaydım iyiydi. Hasta mısın? Yeni mi uyandın? Yeni uyandım. Hemen anlatıyorum abi. Artık oyun bittiği gibi oyunun bitişini beklemeden rankın değişecek. Yani bir oyunun bitmesini beklemeden A dur hemen Rook 1'den düşmeden diğer oyuna gireyim olayı yapamayacaksın. Şekerini falan alıp çıkacaksın direkt. İzlemeye gerek kalmayacak ama istersen izleyebiliyorsun. Artık sadece sol tıkla şeyleri, ünitleri kaydırıp sağa yatabiliyoruz. Q, W falan basmamıza gerek kalmadan mouse'la sürükleyebiliyoruz. Arka bench'te de yine sürükleyebiliyoruz ikisi arasında, iki şey arasında, ünit arasında. Neyse, devamı. SS, please. Ha, dur. Bu şey, botlara karşı oyunları düzeltmişler. Ayı bilmem ne olayını, bu mu? Ha, yok. Neyse, onu geç. Şeyleri değiştirmişler biraz. Melee ve range ünitlerin işte zıplaması, atak range'e girmesi olaylarını değiştirmişler. Daha kaliteli yapmışlar işte. Bu arada oyun başlamıyor zaten. Buradan devam edeyim okumaya. Anyone looks. Neyse. Tiny random böyle durduğu yerde ulti atıyordu boşluğa. Queen of Pain de boşlukta bağırıyordu. Axe da Juggernaut da random dönüyordu köşede. Yanında bir ünit olmadıkları sürece dönmeyecekler ve bu sadece örnekler. Bunun gibi bir ton ünit var ultisini boşa atan sağda solda. Timbersaw gibi mesela. Morphling ve Sniper'ın ulti attıktan sonraki böyle bir duraksaması gibi bir şey var. Onu düzeltmişler galiba. Lan. Ne oluyor? Bağlanıyor muyuz? O kadar bekleyince bağlanmıyordu normalde. Neyse. Devam edelim. Ne diyor? Summon çıkartan ünitleri düzeltmişler. Summon çıkarttıktan sonra yani o kurtlardır, ayıdır falan direkt savaşa başlayacak oyalanmadan. Priest'in bariyeri artık %20 kısıyordu ya, %20 kıstığında daima mesela %20'si tam bir sayı yapmıyorsa mesela %20'sinin biraz daha altına kaydırıyordu. Daha az hasar yiyorduk. Onu biraz daha fazla hasar yiyebileceğimiz şekilde yapmışlar. Artık değil, o eskiden gelmişti zaten. Gizli nerf olarak gelmemiş miydi? Bir daha mı yaptılar? Priest'in bariyerini biraz daha nerflemişler. Ha, bu dünyanın en büyük olayı Shadow Shaman'ın Hex'i artık yüksek level'lı unit'i şey yapacak. Hex yapacak. Yani artık Shadow Shaman kullanılmaya başlanılabilir. Hatta 9 Knight şey pardon 6 Knight 4 Troll falan giderken Shadow Shaman kullanmak daha mantıklı olabilir artık Troll yerine falan. Item'ları zaten bunlara veriyorsun. Direkt Kotul falan hexleyecek çünkü Doom 60 gibi olacak. Bu olay güçlü. Oyun başlıyor mu? Bu arada yeni uyandığım için sesim böyle tekrardan söyleyeyim. Bu ne diyor? Ya biraz daha görüntü update'i falan. Şeyi biraz daha düzeltmişler. Son anda ölüp de aynı anda ölüp biri yukarıda biri altta kalma olayını düzeltmişler. Draw Ranger'ın ve Clockwork'ın tipini düzeltmişler. Şimdi patch notes bu. Ünden patch'te bunları anlattığım yeri koyarsın Okan. Bir de gösterelim hazır madem oyuna girmişiz hemen patch notun üstüne. Mesela draw model bir şey değişmiş mi? Pek de bir şey değişmiş gibi durmuyor. Ha, mouse'la kaydırmayı deneyelim. Aynen, mouse'la tutup sürüklenebiliyor. Şey, tek elle oynayabiliyorsun. Başka ne değişmişti? Bench'te hareket ettirebiliyorduk. Mouse'la kaydırıyorduk. Okey.
Başka bir şey değişmemiş herhalde. Beğenmeyi unutmayın mı? Abi sonda beğenmeyi... Ne? Abi sonda beğenmeyi ve yorum atmayı, abone olmayı unutmayın der misin mi? Demem abi. Kafanıza göre takılın, istediğinizi yapın. Kendinize iyi bakın. Kapat videoyu, gönder. Dr. Kirk, bulutur!